Merhaba, bugün size ülkemizde kullanılan, daha doğrusu bilinçsiz ve gereksiz kullanılan gübre, ilaç ve hormonlardan bahsedeceğim. Şöyle ki, ülkemiz çok geniş bir ürün yelpazesine, tarımsal ürün yelpazesine sahip havzalardan oluşmaktadır. Bu havzalarda yüksek büyük alanların yanı sıra hobi ve daha küçük alanlarda da tarımsal üretim yapılmaktadır. İş böyle olunca büyük üretim yapan üreticiler hariç diğer küçük üreticilerin kullanmış olduğu gübre, hormon ve bazı tarımsal ilaçlar maalesef hem toprakta hem bitkide hem de mevcut atmosferik alanda olumsuz etkilere sebep olmaktadır. Şöyle özetlemek gerekirse, analiz yapılmadan kullanılan gübreler maalesef başta toprak yapısını, bitki florasını, oradaki canlı, zararsız canlıların potansiyelini olumsuz yönde etkilemektedir. Popülasyonunu özellikle olumsuz yönde etkilemektedir. Ondan sonra zamansız verilen hormonlar hasada yakın meyvenin veya işte ürünün çiftçi ağzında şişmesi, büyümesi veya ağır gelmesi için verilen hormon ve gübreler maalesef bitkinin lezzetini, aromasını, tadını bozmaktadır. Yani ticari yönde yapılan bu tip işletmelerde kullanılan gübrelerin, hormonların ve aynı zamanda ilaçların mutlaka bir karneye tabi olması gerekiyor. Normalde şu anki sistemde reçetesiz ilaç verilmemekte ama yoğun dönemlerde maalesef bunun önlemini alamıyoruz. Çiftçiler, üreticiler ne istiyorlarsa kafasına göre gelip alıp götürüp uyguluyorlar. Bu da çok yanlış bir durum. Bizim önerimiz mutlaka bir reçete sistemine geçilmesi gerekiyor. Mevcuttaki ÇKS, Tarım İl Müdürlüklerindeki ÇKS sisteminin tarım ilaçları, tarım gübresi satan bayilere de entegre edilmesi. Böylelikle çiftçinin hangi dönemde hangi gübreyi kullandığını, hangi ilacı kullandığını, hangi hormonu kullandığını takip edebiliriz. Bir sonraki dönemde gelip de başka bir gübreyi veya oran olarak daha yüksek bir gübreyi aldığında veya işte hormonu aldığında mutlaka müdahale edilmesi gerekiyor. Aksi takdirde başta da söylediğimiz gibi başta meyvecilik sektöründe ürünün aromasını, şeklini, yapısını bozabiliyoruz. Ağaçların ömrünü kısaltabiliyoruz. Yem bitkisi sisteminde de yem bitkilerinde zamansız atılan gübreler, hasada yakın atılan gübreler maalesef bitkilerin şeklini bozmakta. Aynı zamanda bir sonraki aşamada, yani sılaj ve depolama aşamasında yem bitkilerinde maalesef gıda sektörüne kadar, sütle birlikte gıda sektörüne kadar bu olumsuz şeyler yansımaktadır. Tüm bunların yanı sıra tüm dünyanın başına bela olan küresel ısınma, karbon ayak izi gibi olumsuz etkiler de maalesef ülkemizde de bu karbon ayak izi meselesi gün geçtikçe büyümeye başlıyor. Bunu önlemek için, en azından bizim sektörde önlemek için tarımsal alanda mutlaka verilen ilaçların, gübrelerin ve hormonların kayıt altına alınması gerekiyor. Bu kayıt altına alınmayla birlikte büyük bir oranda küresel ayak izimiz küçülecektir ve sıfıra inecektir.